Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda order servisin API kısmını tamamlayacağız birlikte. Daha önce bildiğiniz gibi Onion Architecture uygulamış olduğumuz order servisimizde application, domain ve infrastructure katmanlarını birlikte yapmıştık. Şimdi bu servisin presentation katmanı olan order API'yi yapacağız. Order servisin API kısmını yapacağız. Şöyle yapımızı tekrar hatırlayacak olursak bir API gateway'imiz vardı. Bunu tasarlamıştık. Aggregator özelliğini henüz kazandırmamıştık. Daha sonra basket order, basket identity, katalog, payment ve notification servisleri yapmıştık. Order servisler ise best practice'leri uygulayacağımız, birçok design pattern'i kullanacağımız servisimiz olacak demiştik. Bunun içerisinde domain driven design'ı, CQRS pattern'i, onion architecture'ı birlikte kullanmıştık. Şimdi buradaki servisimizin en son API kısmını bugün birlikte tamamlayacağız. Ondan sonra servislerle işimiz bitmiş olacak. Bu saatten sonraki çekeceğim videolarda bu servislerin ayağa kaldırılması ama ayağa kaldırılmadan önce bazı ayarlarının yapılması, ne gibi? Loglamalarının yapılması mesela. Her servisin ayrı ayrı loglanması gerekecek. Daha önce Service Discovery'i kurmuştuk, konsol kurmuştuk, onu biliyorsunuz. Bu servisimizi de gideceğiz, yine oraya generate, inject edeceğiz. Bunların loglamalarını yaptıktan sonra bir ayar daha yapmak gerekecek. Loglamalarda karşımıza çıkan Correlation ID dediğimiz bir durum karşımıza çıkacak. Ondan sonra Docker Compose'larına yazacağız bunların. Bu servislerimizin tamamının Docker üzerinde çalışabilir hale gelmesini, diğer container'larımızın da, RabbitMQ'muzun, loglama için kullanacağımız Greylog'un da Docker üzerinde çalışabilir hale gelmesini sağlayacağız. Ondan sonraki, yani bu saatten sonraki videolar aslında order servisi tamamladıktan sonraki videolar bu oluşturmuş olduğumuz yapıyı, bu oluşturmuş olduğumuz environment'ı Docker üzerinde container'lar haline getirerek tamamen bağımsız bir şekilde, birbirinden bağımsız bir şekilde, mikroservise uygun bir şekilde çalıştırmalarını sağlayacağız. Order servisimize gelelim. Bir önceki videoda infrastructure katmanını tamamlamıştık. Eğer o videoyu izlemediyseniz sağ üst köşedeki kartlar bölümünden o videoyu da izleyin mutlaka. Order API'mize başlayalım. Bu arada az önce burada order servisimizi tamamlayınca yapımız ayağa kalktı diyoruz ama burası tabii ki mikroservisimizin backend kısmı. Bundan sonra ekstra için, ekstradan şey için de videomuz olacak. Bir tane Blazor'la bir web UI geliştireceğiz. Çok basit, birkaç sayfadan oluşan bir web UI geliştireceğiz. O web UI'dan sonra aslında tekrar bütün bu hepsini containerize edip ayağa kaldıracağız. Özür diliyorum, orada bir atlama yaptım. Backend tarafındaki servislerimizin tamamı bitmiş olacak ama bu uygulamanın backend tarafının kullanılabilmesi için de bir tane UI projesi ayağa kaldıracağız. Onu da bir sonraki videoda yine çekiyor olacağız. Order servisimize, order API'mize gelelim. Bir tane controller'ımız olacak. Controller ekleyerek başlayalım. Bir API controller olacak. O yüzden API controller'ı seçtim. Empty olsun. İçerisinde zaten bir tane metodumuz olacak şimdilik. Onu da hemen henüz kullanmayacağız. Buradaki işimiz bizim RabbitMQ tarafıyla daha çok olacak. Şimdi burası böyle kalsın. Bunun dışında hemen şeyleri ayarlayalım. Diğer klasörlerimizi. Geliyorum buraya. Integration Events isminde bir klasör oluşturdum. Bunun altına da Events ve Event Handlers isminde iki klasör daha oluşturacağım. Burada bir extensions diyelim. Extensions'ın altına da service discovery diyelim. Ekstradan bu extensions içerisine bir tane de event handler registration klasörlerini açalım. Bunların altına extension metodlarımızı yazdığımız class'larımızı oluşturacağız. Şimdi integration events'ler kısmında ne olacak? Yani order servisimiz bizim hangi event'leri dinleyecek? Onlara bir bakalım. Bir kere her şeyden önce event'ler kısmında order created integration event'imiz olacak. Bu ne demek? Basket API bize haber veriyordu hatırlıyorsanız. Order create edildi diye. Bizim buradaki basket servisimiz bir checkout işlemi gerçekleştiği zaman event bus'a haber veriyor. Order created diye. Ben de order'ı create edildiğini buradan alıp order servis olarak artık siparişin işleme işlemlerine başlayacağım. Ben de başka bir event fırlatacağım ama o yüzden öncelikle order created integration event'i bir tanımlayalım. Integration event, event bus domain, order service domain modeller, bunların referansları gerekecek. O yüzden şöyle önce integration event için gelelim buradan. Bakın add reference event bus base.
Building Blocks altındaki event basımızı kullanacak bu bir kere, onu biliyoruz. Daha sonra API'mizin presentation katmanı bu olduğu için domain, application ve infrastructure katmanlarında buraya referans verebilirim. Bunda da problem yok. O yüzden hemen geliyorum buradan. Order Service'in domainini seçiyorum. Domain'in altındaki modeli kullanacağız. O modeli niye kullanacağız? Bakın burada Customer Basket'imiz var. Order Service domain models'in altından geliyor. Bu dinlediğimiz servis, eventimiz. Bir tane de fırlatacağımız bir event olacak. Nasıl fırlatacağımız? Order create işlemini aldık. Artık order'ın durumu başlatıldıya çekilsin diye, yani sipariş oluşturulduğunda artık siparişin süreci başladığını haber verebilmek için, sipariş sürecinin başladığını haber verebilmek için event tarafına gelelim. Bir tane daha event yaratalım. Order started diyeceğiz onun ismine. Order started integration event. Şöyle gelelim buraya. Bu integration event'ten türemişti. Demek ki bu da integration event'ten türeyecek. Geliyorum buraya. Integration event'ten türetiyorum. Peki bunun altında ne olacak? Şöyle iki tane property ekleyelim. String user ID olsun. Username'i temsil edecek bizim için. Bir tane de integer bir order ID olsun. Bunların ikisinin de setlerini private yapabiliriz. Şöyle diyelim ki generate constructor değil ama tabii bununla da değil. Bu da değil aslında, bu integration event için. Bu iki parametreyi almak için şöyle bu ikisini seçip evet, ikisini seçtikten sonra Alt Enter'a basınca açılan pop-up menüden Generate Constructor'ı seçerek bu iki parametre dışarıdan geldiğinde bize set edilsin şeklinde ayarladık. Order Started Integration. Şimdi Order Created Integration Event'i yazdık. Bunun bir de Handler'ı olacak bizim için. Bunun Handler'ı için de Event Handlers klasörüne bir tane dosya oluşturalım. Buradaki klasörümüzün içindeki klasımızın ismi de Order Created Integration Event Handler olsun. Bunu nereden türeteceğiz? Daha önceden biliyoruz. IIntegration Event Handler'dan. Bu bizim kendi interface'imizdi. Order Created Integration Event alacak. İçerisine de evet, bunun da hemen implementasyonunu gerçekleştirelim. Şimdi order create edildiğinde ne yapacağız? Bir kere order create edildiğinde daha önce buradaki application tarafına gelelim. Buradaki features, command, create order. Bakın create order command'imiz vardı. Aslında biz buradaki bu event, şuradaki create order command fırlatıldığı zaman bunu handle ediyorduk ve order'la ilgili işlemlerimizi burada yapıyorduk. Order started integration event'imiz vesaire de fırlatılıyordu. Order started edildiğinde artık hangi servis bunu dinleyecek ise order'ın start edilmesi işlemi kimi ilgilendiriyorsa o da gelecek buradaki integration event'i dinleyecek. Ama biz application katmanındaki burada create order command'in handler'ını tetikleyebilmek için aslında buradaki create integration'da order created integration event'te oradaki event'i fırlatmamız gerekecek. Yani şu create order command'i fırlatacağız. Neye fırlatacağız? Mediator ile fırlatacağız. Ondan önce hemen şöyle bir şey yapalım. Var order ya da şöyle create order command diyelim bunun ismine, eşittir new create order command. Şimdi bu create order command'i bir order servisin application katmanını projemize referans ekleyelim. Daha sonra bunun constructor'ında bizden istediği elementler var. Basket item var mesela. User ID, username vesaire vesaire gibi bilgiler var. Bunların tamamı buradaki order create integration event'in içinde var aslında. Bakın. Bakın customer basket vesaire bütün bilgiler neredeyse var. Onu da şöyle yapalım. Şöyle geleyim şuraya yapıştırayım ben direkt bunu. Şuradan da aşağı alayım. Şöyle rahatça görebilin. Command'i yarattık. Event'in basketinin içerisinde itemlarımız var. User ID'miz, username'imiz, city, street, state, country vesaire vesaire gibi
ihtiyacımız olan parametreler bize gelen eventin içerisinde var. Ben şimdi sadece bunu fırlatacağım. Ama bunu fırlatabilmek için mediator'a ihtiyacım var. Burada da bildiğiniz gibi order API tarafında da, yani burada CQRS pattern'ı kullanmıştık. Mediator ile birlikte göndereceğiz. IMediator'a ihtiyacım var. Constructor'dan bana parametre olarak gelmesi için. IReadOnly diyelim. ReadOnly IMediator. IMediator'ı önce bir yazayım. Tamam, tanıması için using'e hemen mediator'ı ekliyoruz. Mediator'ımızı kullanalım. Bir tane de şey alalım buradan. Logger servisi alalım mesela. Private read only diyelim ona da. Read only iLogger. Şunu kopyaladım. iLogger'ı önce extension'larımızı yukarıya ekleyelim using bloğuna. Buraya da logger demek yeterli olacak. Bunları seçelim. Buradan olmadı tabi. Constructor, generate constructor. Bu ikisini al. Null check yapma. Artık mediator'ımız da, logger'ımız da var. Logger'a gelelim önce mesela. Şurada bir tane information logu atalım. Pardon. Handling integration event diyelim mesela. Bunun ID'sini verelim buraya. Integration event ID. Loglama bölümünde burada parantez içerisine vermiş olduğum keywordlerin ne anlama geldiğinden bahsedeceğim. At şöyle de app name diyelim. Geliyorum buraya şimdi. Bu parametreleri vereceğim. Eventimizin bir tane unique ID'si vardı biliyorsunuz. Onu verelim. Bir de hatta artık şuraya şöyle parantez içinde yazalım. Integration eventimiz yer alsın burada da. Parametrelerini de şöyle verelim. Type of startup diyelim. Startup'ın namespace'ini alıp burada direkt verebiliriz. Uygulamamızın adı yer alacak. OrderService.API gelecek. Buradan startup'taki namespace. Startup'a gidelim. Namespace'e bakalım. OrderService API. Bir de şuraya artık eventimizin kendisini verelim. Integration event kısmında da o yer alsın. Ama bunu da at ile yazalım. Tamam, logumuzu attık burada. Bu işi yapacağız. O yüzden geliyorum buraya. Await mediator'a diyoruz ki send. Neyi send edecek? Bizim burada yaratmış olduğumuz create order command'i set edecek. Async yazalım buraya ki await'i kullanabilelim. Böylelikle order created integration event handler, yani basket servis buraya order created servis eventini gönderdiği zaman bunu alıp artık biz de içeride CQRS pattern'le birlikte oluşturmuş olduğumuz create order command'e gönderelim. Gidecek veri tabanında ilgili işlemleri yapacak. Bakın bu order create edilirken add order item'ın içerisinde vesaire eventler varsa o eventlerin tetiklenmesi işlemlerini yapacak ki domain eventler diyorduk onlara da. Veri tabanına kayıt edecek. Ondan sonra da eğer ilgilenen olursa diye order started integration event'i gönderecek. Bizim controller tarafında API'miz boş ama event handler tarafını doldurduk. Şimdi gelin extensions tarafını dolduralım. Şöyle yapalım. Şu extensionların altından şunları bir silelim. Çünkü bunlar registration olacak bizim için. Şöyle registration diye bir klasörümüz var burada. Önce bir out registration'ımız var. Out registration. Geliyorum buraya bakıyorum. Order servis benim için otentike edilmiş bir servis. Yani tıpkı basket servis gibi API gateway üstünden gelen isteklerin identity servis tarafından alınan bir token ile gelmesini istiyorum bana. Order servise. Basket serviste yapmıştık bunun implementasyonunu. Order serviste de yapmak için yine buraya geliyorum. İlgili bakın Microsoft Identity model tokens'ı kurmak gerekiyor. Önce onu bir kuralım. Zaten buradaki using bloğunda da hata verdiğini görüyoruz. Bir de JVT barrier var. Bunu da kurmak gerekecek. Bunun için de yine ASP.NET Core Authentication JVT barrier'ın gidip yine en son versiyonunu kuralım ki lokalde varmış zaten. Bu iki bilgi, yani bu iki kurulumu yaptıktan sonra şurayı bir inceleyelim. Configure out. Bunu services tarafından çağıracağımız bir metot olacak. Configuration tarafında outconfig isminde bir tane configuration olacak.
Bu bizim için bir key, signing key olup tutuyor içerisinde. Basket servisten hatırlıyorsunuz. İzlemediyseniz o videoyu da mutlaka izleyin. Onun dışında aslında doğrulama işlemlerini yapabilmek için de sadece aynı signing key'i burada kullanmak bizim için yeterli olacak. Buradaki alt config'in altındaki secret'i tanımlayabilmek için de gidelim application settings'e. Buraya onunla birlikte console'un konfigürasyonunu, hatta order db'nin connection string'inde burada tanımlayalım. Çünkü buradaki infrastructure katmanında db context'in içerisinde gelen bir option var. Burada bir tane extension'ın altında, pardon, şöyle service registration'ın altında, bakın SQL Server'ı kullanırken konfigürasyon tarafında order db connection string isminde bir connection string bilgisi gelecek bize demiştik. O bilgiyi de burada aslında tanımlayıp o buradaki service registration'ı çağırırken göndermek gerekiyor. Ben de o yüzden order db connection string lokalinde çalışan bir SQL Server var. Kullanıcı adı, şifresi bu, rastgele belirledim. Console'un config'i var. Console bizim service discovery'mizdi. Bu service discovery'nin adresini tanımlamamız lazım ki uygulamamız ayağa kalkarken gidip oraya kendini register etsin. Bu da JSON tarafında kullandığımız key'in adı. Buraya gelen aslında key. Şu out config'i burada kullanmamışız. Bunu direkt silelim. Service Discovery'de console registration kısmına gelelim. Console config.address. Bu iConsole'a hemen bir console'u kuralım buraya. Konsolun da kurulması gerekecek. Şuraya tıklayarak da kurduklarımızı görebiliriz. Konsolu kurduk, JWT Barrier'ı kurduk, Identity Models'in token'ını kurduk. Bu da zaten Swagger, bu otomatik olarak kurulu geliyor. Console Registration kısmında console config'in içerisinde bir adres olduğu söyleniyor. Ki o da zaten buradan geliyor, bakın. Console config'in altında adres. Buradan bir iConsole client istendiği zaman console client'i create edecek ve bu bilgilerle create edecek şekilde ayarladık. Burada da registration işlemlerini yapıyoruz. Register olurken biz order service isminde, ID'sinin de order service, name'inin de order service olduğunu söylüyoruz. Burada bir URI host var. Bu hostumuz aslında buradaki URI bilgisinden geliyor. Buradaki adresi de yine .NET Core'un bizim için sağladığı, burada bakın iService addresses feature kısmındaki adresler bölümünden alıyoruz. Yani uygulama hangi adreste çalışıyorsa burayı alıyor, gidiyor, register ediyor. Hangi porttan çalışıyor? Localhost 5000 portundan diyelim. Localhost 5000'den çalışacak. Hazır Localhost 5000 demişken bu solution items'a gelelim. Services URL'imiz vardı. Order servisimiz 5002 numaralı porttan çalışacak demiştik. Properties kısmında launch settings'e gelip bu uygulamanın HTTPS'inin olmayacağını, burada çalışırken de 5002 portundan çalışacağını, burada da launch browser'ı false yapalım. Browser çalışmasın. Console registration'da hangi porttan çalışacaksa gideceğiz. Daha sonra varsa bir registration işlemi daha önce onu deregister edeceğiz. Sonra bu işlemi register edeceğiz ve uygulama kapanırken de yine deregistration işlemini tamamlayacağız. Burada bir de event handler registration var. Bu da aslında order created integration event'i transient olarak buraya ekledik ki bir order servisimize, bizim API servisimize, yani buradaki aslında event basımıza bir event geldiği zaman bu event'i alıp buradaki event handler'ı yaratabilsin bizim .NET Core API'miz. Daha önce bunun pratiklerini diğer tarafta da yapmıştık. Burası bir registration işlemi gerçekleştiriyoruz ki event basımız buradaki event handler'ı create edebilsin. Zaten benim buradaki service collection'ımdan isteyecek. Şöyle bir sağ tuşlayayım, remove and short diyeyim. Bu işlemi de gerçekleştirdik. Şimdi extension tarafı bitti. Controller tarafını boş bırakmıştık özellikle. Integration event'e geliyorum. Aslında şu controller'a hemen gelelim. Burada oluşturacağımız bir tane metod var demiştik. HTTP get ile çağıracağımız HTTP get, şöyle de parantez içerisinde dışarıdan da ID'yi parametre olarak göndereceğimiz public async task iAction result geriye döneceğiz. Get order details by ID, bir tane de GUID parametresi alacağız. Burada ne yapacağız? Bir tane mediator'a ihtiyacımız var. Çünkü CQRS pattern'ı kullanmıştık. Private read only hemen tanımlayalım bir tane. iMediator using bloğuna ekleyelim. Buradaki generate edelim constructor'ımızı. Mediator'ımız gelsin. Buna gerek yok.
Mediator'a diyeceğiz ki return of, burada bir result'ımız olsun. Ama bu result'ı nereden alacağız? Var rest diyelim. Await ile bekleyelim mediator'ın send metoduna bir tane comment göndereceğiz ki burada bizim için query olacak. Hangi query'yi göndereceğiz? Get order details query. Bunu using bloğuna ekleyelim. Bu da bizden bir tane ID istiyordu. Biz de dışarıdan aldığımız ID'yi kendisine gönderdik. Bunun query handler'ına gidelim. Bakın bunun query handler'ında dışarıdan gelen request'in içerisindeki order ID ile bir get ID async metodu çağırıyor repository'nin içerisinden. Order item'i getiriyoruz. Include olarak da order items'ı vermişiz. Daha sonra mapleyip geride dönmüşüz. Burada da herhangi bir problemimiz yok. Controller tarafında dışarıdan sadece order'ın detayını alacağımız bir tane servisimiz olacak. Çünkü diğer tarafta order'ın yaratılması işi buradaki event bus aracılığıyla hallediliyor. Bunları da kapattım. Şimdi önce bir programa gelelim. Program CS. Burada yapacağımız birkaç bir şey var. Öncelikle buradaki create host builder'ı bir kapatalım. Dolayısıyla burası hata vermesin diye bunu da kapatalım. Burada başka bir tane yazacağız. I web host istiyoruz biz. I web host istiyoruz ve ismi de build web host olsun. Dışarıdan bir tane I configuration alsın bizim için. Bir de arguments alsın ki bu zaten fix. Şöyle yapalım. Ya da şuna da gerek yok aslında, direkt şöyle yapıp şurayı doldurabiliriz. Bir tane web hostumuz var. Bu web hostu yukarıya ekleyelim. Bunun create default builder'ını alıp aksi bir gönderelim buraya parametre olarak. Daha sonra bunun altına şurada isimlendirelim. Configuration diyelim. Diyoruz ki use default service provider. Bunu kullanacağız. Buradan bize bir tane context gelecek, bir tane de options gelecek. Bunu da şöyle yapalım. Options da validate on build eşittir false. Bunları anlatacağım daha sonra kullandığımız yerlerde. Şurada bir configure app configuration var. Buna da diyeceğiz ki add configuration, bize gelen dışarıdan konfigürasyonu al, sistemde application'ın konfigürasyonu olarak kullan. Bunun dışında bir tane startup'ımız var, şu aşağıda kullandığı gibi use startup'ı da ekledik. Bunun dışında bir build'ımız var. Bunu da ekleyip geri gönderdiğimiz zaman I web host kullanmış oluyoruz. Şimdi bu main kısmında bunu bir kullanalım. Diyelim ki var host eşittir new demeyeceğiz artık aslında. Build web hostumuz var. Buraya parametre göndermek gerekiyor. Bir tane configuration, bir tane de args. Args zaten bize gelmişti. Onu gönderelim ama bir tane de konfigürasyona ihtiyacımız var. Onu da şuraya hemen basit bir metod olarak ekleyelim. Static I configuration döneceğiz geriye. Get configuration olsun ismi. Bir tane diyelim ki var builder. New configuration builder create edeceğiz bir tane. Bunun set base path'i olacak. Directory'yi kullanacağız sistem.io altındaki. Bunun da get current directory diyeceğiz. Bundan sonra bir tane add json file diyeceğiz. Bu json file'ımız bizim aslında appsettings.json dosyamız. Bunun bir parametresi daha var. Optional. Bunu false yapıyoruz. Bir de reload on change parametresi var. Bunu da true yapıyoruz. Daha sonra geliyorum. Add environment variables'ı da bizim için kullansın. Return'de de builder'ın build metodunu geriye dönelim. Dolayısıyla artık burada da get konfigürasyonu kullanabiliriz. Program CS tarafında yapacaklarımız bu kadar. Şu host'tan önce host'un hatırlayacaksınız bir tane migrate DB context isminde bir extension metodu vardı. Şunu bakalım bulabileceğiz mi? Bulamadık burada. Ha pardon, bunu yazmadık. Pardon. Extension metod olarak şuraya ekleyelim onu. Bu registration ile ilgili extension'da buraya bir tane host extension isminde
bir class ekleyelim. Bu bizim için bir static class olsun. Public static iWebHost. Bunu döneceğiz geriye. Bunu ekleyelim yüzünde. Migrate DB context diyelim onun ismine de. T context alsın dışarıdan. Neyin extension olacak bu? iWebHost'un. Host diyelim bunun adına. Bir tane action'ımız olacak. T context ve I service provider. Yani T context ile gelecek. Dışarıya I service provider çıkacak. Şöyle seeder diyelim. Şuraya da ver. Şöyle aşağı alayım. T context eşittir DB context. DB context gelecek burada. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Şu DB context'i de ekleyelim bu arada. Framework'ü kullan. Using bloğumuzu oluşturalım. Bir tane scope'umuz olacak. Host'un services'inin create scope'u. Dependency injection ile geldi. Bir kere services'imizi bir alalım elimize. Scope'umuzun bir tane service provider var bizim için. Bir tane de logger alalım buradan. Service'imizin altından get required services'in altından iLogger, şöyle iLogger tContext diyelim, fark etmez. Böyle iLogger'ı da ekleyelim using bloğuna. Sonra bir context'imiz var. DB context'imizi temsil edecek bu. Services'in altından yine get service ile birlikte tContext deyip alabiliriz bunu. Burada bir try bloğumuzu açalım. Burada bir exception oluşması durumunda da logger'a diyelim ki log error. Çünkü bu kritik bir error. Niye kritik bir error? Migration yapmaya çalıştık biz. Bekleyen migration'ımız vardı buradaki infrastructure'ımızın altında. Ve o migration'ı yaparken hata aldık. Şunu da ekleyelim. Ve buraya da şey diyebiliriz. An error occurred while migrating the database used on context. Şuraya da DB context name isminde gitsin. Dışarıdan bize gelecek T context'imizin burada tipinin adını direkt yazdıralım. Order DB context'e order DB context olsun ismi. Virgülü şuraya koyalım. Şimdi burada ne yapacağız? Bir retry mekanizması kullanacağız aslında. Burada bir log atabiliriz. Yani bir information basalım. Migrating database diyelim mesela. Ya da migration migrating database associated with context. Şurada da DB context name'imizi yine verelim. Type of T context. Burada logumuzu attık. Şimdi bir retry mekanizması. Retry mekanizmasını daha önce kullanmıştık aslında. Onun için poly'yi kullanıyorduk hatırlarsınız. Şöyle yapalım. Retry olsun ismi. Policy'nin. Policy'yi kullanabilmek için böyle control nokta diyelim. Console'un altındaki policy değil. Şöyle bir handle diyelim. Bir şöyle deneyelim. Using poly var mı? Yok. Policy. Elle yükleyelim. Gelelim dependencies. Manage NuGet packages. Poly diyelim ama browse sekmesinde. Poly'yi buradan alalım. Tamam, policy'yi kullanacağız. Yüklemeyi bitirelim. Ama yanlış poly'yi yükledik tabi. Şöyle olacak. Evet, bu poly. 114 milyon indirilen. Diğer tarafta install ettiğimiz diğerinde kaldıralım. Şöyle kurmuştuk yanlışlıkla. Şunu bir uçuralım. Geliyorum extensions'a. Tamam, burası tamam. Handle diyeceğiz. SQL exception oluşursa bu
Zaten buradaki retry mekanizmasını biliyoruz yani. Daha önce buradaki application'larımızı, servislerimizi yaparken kullanmıştık. Burada ne yapacak? Wait and retry yapacak. New time span diyelim. Şöyle burada birden fazla kullanabiliyoruz. Time span from seconds. Mesela olmadı, pardon. From seconds 3. Önce 3 saniye denesin. Olmadı 5 saniye denesin. Şöyle 5. Olmadı 8 saniye denesin. 3 kere denesin bunu. Neyi yapacak? Yani neyi deneyecek? Retry'ın execute'unu şimdi burada veriyoruz. Şöyle tanımlayalım. Bu bir action. Invoke seeker. Bunun içerisine seeder'ı göndereceğiz. Context'imizi göndereceğiz ve services'i göndereceğiz. Şimdi bu invoke seeder nedir? Şu metodu kapatıyorum. Geliyorum. Diğerini tanımlıyorum burada. Burada private static tanımlayabiliriz. Bunu dışarıdan kullanmayacağız. Void olacak. Invoke seeder. T-context alacak bizden dışarıdan. Generic bir şekilde. Action'ımız olacak burada. T-context ve iService provider. Bunun adı seeder. Bir tane T-context'imiz parametre olarak gelecek buraya. İsmi context. Bir de iService provider'ımız gelecek. İsmi de services. Bu ne yapacak? Önce context'in database'ine şöyle context tamam. Nokta database. Tabii şu context'i şurada tanımlamam gerekecek. Where T-context eşittir DB context. Tamam. Bunun database'inin ensure created event'ini çağıracağız. Bu ne yapacak? Veri tabanının yaratılıp yaratılmadığından emin olacak. Yaratılmadıysa yaratacak. Daha sonra context'imizin yine database'ine gideceğiz. Migrate'i çalıştıracağız. Şu migration'ımız migration servisten geliyor. Yanlış hatırlamıyorum isem using Microsoft Entity Framework Core Relational'dan geliyor. Ama Relational zaten yokmuş. Relation'ımızı yine gelip buradaki NuGet servislerimizden yükleyelim. Relation'ı da yükledikten sonra migration'ımız da çalışacaktır. Bu şunun için aslında. Uygulama ayağa kalkarken bekleyen bir migration varsa git o migration işlemini gerçekleştir demek benim için. Bitmedi mi? Yüklemedi mi? Entity Framework Core Relational niye çalışmadı? Accept. Error list. Bunları geçtim. Şurada. Tamam. Şunu bir kapatalım. Bu migration. Microsoft Entity Framework Core Relational. Error listimizde şurada bir şey var. Detected package downgrade. 5.05 5.08. Biz 5.0 tamam 5.08'ini değil 5.05'ini kuralım. Install diyelim. Tamam böyle yüklendi. O zaman buradaki migration çalışacaktır. Heh, tamam. Migrate de edebildik. Ondan sonra seeder. Bakın bize bir tane action gönderilmişti dışarıdan. Seeder'ı çağıracağız. Açıyorum parantezi. Benden iki tane parametre istiyor. Bir tanesi T-context. Ki context de parametre olarak gelmişti. Öbürü de services. Yani ben önce işlemlerimi hallettim burada. Veri tabanının create edilip edilmediğini öğrendim. Migration'ımı gerçekleştirdim. Daha sonra eğer bekleyen bir seeder varsa onu çağırıyorum. Bana parametre olarak gönderilen bir seeder varsa onu çağırıyorum ki bir seed işlemi, tohumlama işlemi, veri tabanı yaratıldıktan sonra veri tabanına uygulama açılırken atılması gereken veriler varsa onları da atalım. Burada da şöyle. Şimdi retry'in içerisinde bir invoke seeker'ımız var. Şu invoke seeker, seeder demişiz. Seeder'ımız var.
Services gelmemiş mi bize? Şurada services. Tamam. Burada bir tane dışarıdan bize yine buradaki migration için gönderilen, şunları düzelteyim. Migration için gönderilen bir action'ımız var. Bu action aslında buradaki action'a taşıyoruz ve buradaki işimiz bittikten sonra bize gönderilen action'ı çağırıyoruz burada. Şurada bir parantezimizi kapatalım. Burada istiyorsak logger ile bir log information daha atalım mesela. Migrated databases diyelim. Mesela database ya da database migration tamamlandı. Hata aldıysak da işimiz burada bitti. Şimdi bu return'de bir şey dönmüyor geriye aslında. Şurada bir ne diyor? Not all, evet return'ümüz yok. Bize gönderilen host'u burada alıp şurada return host ile geri gönderelim. Bu bir host extension. Şunu bir uçuralım. Şimdi burası tamam. Program CS'de bunu kullanalım artık. Şimdi bu benden bakın bir tane event istiyor. Benim dışarıdan daha sonra içeriden daha sonra veri tabanını create ettikten sonra tetikleyebilmem için. Ben bunu şöyle yapıyorum. Zaten burası dinamik. Order DB context'imiz var bizim. Onun için infrastructure katmanını, presentation katmanını refere ediyorum. Sonra bunun içerisinde de context ve services'imiz var bizim. Şöyle bir burada bir action yaratacağım. Yani oraya gönderdiğimiz seeder'ın içerisindeki action'ımız şu an burada olacak. Burada tanımlanacak. Bir kere bir logger'ımızı alalım. Parametre göndereceğiz çünkü. Sadece şöyle olsun. Bu order DB context'in bir tane şeyi gelsin. Ama bu kadar değil. iLogger gelmeli. Bunu tanımadı galiba. Şöyle bir ekleyelim bunu. Abstractions. Bu da mı yok? Bunu da ekleyelim. Dependencies. NuGet packages. Abstractions da gelsin. Tamam. Program. Şöyle şunu bir kaldırsam. Heh, tamam. Dependency injection'ın içerisinde. Logger'ımızı aldık. Parametre göndereceğiz dedik. Bir tane DB context diyelim buraya. New order DB context değil. DB context seeder diyelim. Order DB context seed. Böyle bir klasımız vardı hatırlarsanız. Bunu bir using bloğuna ekleyelim. Şurada bir tane seeder eklemiştik infrastructure katmanını hatırlarsanız. Seeder create ettik. Bunun bir tane DB context seeder'ın bir tane seed async diye bir metodumuz vardı. Bunun içerisine context'i göndereceğiz. Bir de logger'ı göndereceğiz. Daha sonra bunun da wait metodunu çağıralım. Çünkü async'ti bu bizim için. Böylelikle ne yaptık? Uygulamamız ayağa kalkarken yani hostumuz ayağa kalktı. Sonra gittik bekleyen migration varsa onları gerçekleştirdik. Migration bittikten sonra da seeder'ımız var bir tane. Eğer seeder'ımızda bekleyen bir seed işlemi varsa onu da tamamlamış olduk. Zaten o seeder'ın implementasyonunu infrastructure katmanında tamamlamıştık. Burada da kullanmış olduk. Program CS tarafı bu kadar aslında. Şimdi startup'a gelelim. Startup'ı biraz şekillendirelim. Burada burayı biraz temiz tutabilmek için hatta private void configure service diyelim mesela. Services diyemiyoruz çünkü. iService collection gönderilsin. Biz de burada injection işlemlerimizi yapalım. Ne yapacağız burada? Bir kere services'e add logging diyelim. Şöyle pardon. Add logging. Şöyle de süslü falan güzel iki nokta üst üsteyi koyalım noktalı virgülümüzü. Burada bir configure alalım dışarıdan. Ve mesela işte configure.addConsole diyelim. Şunu kaldıralım. Sonra mesela add application registration. Bu application registration nereden geliyor? Bakın order servisin application'in içerisinde
Şunu kapatalım. Burada service registration'ımız vardı. Bakın buradaki add application registration. Bunu çağırdık. Dolayısıyla application tarafındaki registration işlemlerini yapmış olduk. Bir satır kod ile. Bizden parametre istiyor mu? Startup istiyor. Type startup istemiş. Type of startup diyelim biz de. Onu göndermiş olalım. Ondan sonra add persistence var. Persistence registration. Bunu da using bloğuna ekleyelim. Bu da persistence katmanında, yani infrastructure katmanı altında service registration işlemlerimiz için kullandığımız registration'ımızdı. Bunu da kullanmış olalım. Bizden ne istiyor parametre olarak? Configuration istiyor. Configuration'ı direkt buradan gönderelim. Configure event handlers diyelim. Onu da API extensions, buradaki registration aslında şuradaki, bakın şu metodumuz. Bunu da çağırmış olalım. Parametre istemiyor. Add service discovery registration. Bu da service discovery ile ilgili registration işlemlerimiz. Bu da bizden yine konfigürasyon isteyecek. Bunları yapmış olalım. Bir de services'e diyelim ki add singleton. Neyi singleton olarak ekliyoruz peki? Şöyle bizden bir service provider istenecek. Biz de burada event bus'ı konfigüre edeceğiz. Onun için hemen şöyle yapıştırayım burayı. Event bus factory'yi hemen ekleyelim referans olarak. Burada bir connection factory var. Bu boş. Bunu vermesek de olur. O yüzden kapatıyorum. Yine buraları biliyoruz tabii. Daha önce konfigüre ettik bir sürü integration event kısmını. Services tarafında da add singleton olarak dedik. Singleton olarak da configure, bu arada bu configure servisi de çağıralım. Singleton'ı ekledik. Servis basımızı uygulamamız ayağa kalkınca bir tane event bus create edecek. RabbitMQ'yu bir kere oluşturmuş olacağız. Bu configure services'i şurada çağıralım. Services'i parametre olarak gönderelim. Bir de subscription'larımız olacak. Bir tane event'i dinleyeceğiz. O event için de şuraya bir hemen şey yaratalım. Public, hatta da yine private, void, configure, event, bus, for, sub, subscription. Bu da I, application, builder alacak. Şuradaki bildiğimiz app yani. Bir tane event bus yaratalım. Bunu nereden alacağız? App'in altında bir tane application services var. Şuradaki service collection'a denk gelen get required services. Burada I event bus'ımızı istiyoruz bunda. Event bus'ımızı ekleyelim. Sonra event bus'a diyoruz ki event bus'a git subscribe ol. Bir tane event subscribe edeceğiz. Neymiş o? Order created integration event. Bunu al ama pardon. Bunu alırken de yanında da bunun bir tane handler'ı var. Handler olarak da onu kullan. Bunu da ekleyelim. Sonra app'e gidelim. Bunu da burada çağırmış olalım. Dolayısıyla subscription işlemlerimizi de yapmış olduk. Order servisimizi ayağa kaldırdığımızda, order servisimiz ayağa kalkınca bütün migration vesaire vesaire işlemleri tamamlanacak. Buradaki event'i dinlemeye başlayacak. Eğer buradaki event ile ilgili bir bildirim gelirse bize, buradaki event handler'ımız çalışacak. Buraya ilgili parametre gelecek ve burada artık CQRS pattern'de çalışmaya başlayacağız. Order service API tarafında, API tarafında yapacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda dediğim gibi Blazor tarafında bir UI hazırlayacağız. O UI'dan, o UI ile birlikte event bus'ı vesaire 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 kullanacağız. Basket servisi çağıracağız. Basket servisi yaparken HTTP aggregation kullanmamız gerekecek API gateway tarafında. Onları yapacağız. Ondan sonra loglama, ondan sonra da artık containerize edip uygulamayı çalıştırma ile ilgili olacak. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı, abone olduktan sonra da zil işaretine basmayı unutmayın ki bir sonraki videoyu yüklediğimde mutlaka haberiniz olsun. Bu videodan benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.